Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda dinde zorlama var mıdır? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim La ikrahe fiddin buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Gat tebeyyene rüştü minel gay, hak batıldan, doğru eğriden artık ayrılmıştır. Genel hüküm böyledir. Yani dinde zorlama söz konusu değil. Hatta bu ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak şu anlatılır. Kitaplara baktığımızda sahabeden bir tanesinin oğlu Hristiyan. Baba Müslüman, oğul Hristiyan. Baba bundan fevkalade rahatsızlık duymakta. Bundan dolayı da oğluna baskı uyguluyor. Oğlunun Müslüman olması için baskı uyguluyor. Bu tarz bir hareketin doğru olmadığı bu ayet-i kerimeyle bildiriliyor. Yani dinde zorlama yoktur. Artık hak batıldan ayrılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in başka ayetleriyle beraber düşündüğümüzde karşımıza şöyle bir şey çıkar. Allahu Teala şöyle bildirir. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki, Rabbinizden hak size gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Bu mesele insan iradesiyle çok yakından alakalıdır. İnsan şu aleme hür olarak gönderiliyor. Bülû dediğimiz döneme, yani çocukluktan kurtulma dönemine kadar insanlar mükellef değildir. Dinen sorumlu değildir ama o zamana kadar da hayata hazırlanmaları gerekir. O insanların hayata hazırlanmaları gerekir. İşte bülû dönemiyle beraber artık bu insanlar mükellef oluyorlar. Her söylediklerinden, her yaptıklarından sorumlu olabilecek bir dönem başlamış oluyor. Böyle bir durumda insan kendi iradesiyle imanı veya küfrü tercih ediyor. İslam'ı veya İslam dışı başka şeyleri tercih ediyor. Eğer Allah-u Teala bizi yaratılıştan zorlamış olsaydı o zaman insan olmanın pek de kıymeti kalmazdı. Çünkü mesela güneş için bir iradeden söz edilemez. Güneş kendi iradesiyle dönmüyor. Allah ona belli bir program vermiş. O programa göre güneşin hareketi var. Ve bunun neticesi olarak yarın sabah saat kaçta güneş doğacaktır? Bu bellidir. Ama yarın sabah bu insanlar sabah namazına kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bu belli değildir. Neden? İnsan isterse kalkar, istemezse kalkmaz. Bu noktada insan serbest bırakılmıştır. Bu insanlar iman edecekler mi? İsteyene iman eder, isteyen dalaleti tercih eder. İnna hedeynâhu sebil. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Biz insana yolu gösterdik. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Bu insan isterse şükreder, isterse de nankörlük yapar. Demek ki iman etmek veya inkar etmek, şükretmek veya nankörlük yapmak, bütün buralarda bu insan serbest bırakılmıştır. Bu noktada bir zorlama söz konusu değildir. Ancak belki şöyle bir inceliğe de dikkat çekmemizde fayda var. Peki dinde ikrah yok, dinde zorlama yok. Peki bu insanlar dini nasıl öğrenecekler? Değerli izleyenlerim, evet dinde zorlama yok ama dinde tebliğ vardır. Allah'ın dininin insanlara anlatılması vardır. Başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın dinini insanlara anlatmıştır. Ve artık onun hayatının gayesi, varoluş sebebi odur. O derece çırpınırcasına insanları kurtarmaya çalışmaktadır. Hatta Peygamberimiz şöyle bir misal veriyor. Nasıl ki diyor kelebekler böyle ateşe atılırlar. Bir yerde ateş yandığında kendilerini ateşe atarlar. Diğer insanlar da onları kurtarmaya çalışır. Ben de sizleri diyor benzeri bir şekilde ateşten kurtarmaya çalışıyorum. Eğer bu insan kendi haline bırakılsa nefsine uyar, şeytana uyar ve bunun neticesinde ateşe gider. Dünyada da perişan olur, öbür alemde de perişan olur. İşte bu noktada Allah-u Teala peygamberleri göndermiş. Ve peygamberler insanları dünyada da ahirette de ateşten kurtaracak, kötü akıbetten kurtaracak şeyleri beyan etmişler. Ve var güçleriyle çalışmışlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanların iman etmemelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyor. Bunu ben şöyle ifade etmeye çalışabilirim. Bir baba veya bir anne nasıl ki evladıyla çok yakından alakadardır. Evladını iyi görürse iyi olur, ızdırap içinde görürse ızdırap duyar. Onun gibi bir peygamber de bütün ümmetiyle yakından alakadardır. Ve ümmetini
Memnun eden şeyler peygamberi memnun eder. Ümmetini kötü bir şekilde görmek onu rahatsız eder. Dolayısıyla peygamberimiz bu insanların kurtulması için var gücüyle çalışıyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Her türlü rahatlıktan, her türlü kendini düşünme gibi hallerden uzak kalarak var gücüyle bu insanları ateşten kurtarmaya gayret gösteriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yaşadığı gibi etrafındaki insanlara da bunu tebliğ ediyor. Etrafındaki insanların da benzeri bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Ve böylece Allah'ın dini insanlar aracılığıyla, bilen insanlar aracılığıyla diğerlerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Günümüzde de devam eden budur. Yani kimse Müslüman olsun diye zorlanmaz ama İslam'ı bilmeyen insanlara da İslam'ın ulaştırılması gerekir. Ve böylece Müslümanlar dünyanın her bir tarafında diğer insanlara Allah'ın dinini anlatabilmelidirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El ulema verasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ve yine bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Ulema ümmeti ki enbiya beni İsrail. Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. İsrail oğullarında çok peygamberler gelmiş. Her bölgeye, her kasabaya belki, her beldeye peygamber gönderilmiş. O günün şartlarında insanların hızlı seyahati mümkün değil. İnsanların birbirlerinden haberdar olmaları kolay bir olay değil. Bundan dolayı o günün şartlarında Allah-u Teala değişik bölgelere değişik peygamberler göndermiş. Aynı devirde birden fazla peygamber bulunmuş. Ama peygamberimizi bütün insanlığa göndermiş. Bütün insanlara davetini ulaştırmak üzere göndermiş. Kâfeten linnâs, Kur'an'ın da ifadesiyle bütün insanlara. Ve peygamberimiz bu özelliğini zaten kendisi de söylüyor. Daha önceki peygamberlere verilmeyen 5 şey bana verildi diyor. İşte bu 5 şeyi sayarken bunlardan bir tanesi de önceki peygamberler belli kavimlere gönderilirdi. Ben ise bütün insanlara gönderildim buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamberliğe başladı. 63 yaşında vazifesini bitirdi. Peki sonraki insanlara kim tebliğ edecek? Elbette peygamberimizin yetiştirdiği, İslam'ı iyi bilen kimseler. Başta sahabeler bunu yapmış. Daha sonra tabi'in, daha sonra tebe'ü tabi'in devam ettirmiş. Günümüzde de İslam'ı bilen kimseler bu şekilde Allah'ın dinini diğerlerine anlatmaya çalışıyorlar. Dinde emri bil maruf, nehy anil münker diye bir müessese vardır. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Ve bütün iyi bilen insanlar, İslam'ı iyi bilen insanlar böyle bir görevi yapmakla mükelleftirler. Ve Kur'an-ı Kerim bize şu talimatı veriyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Şöyle bir örnekle belki daha iyi anlayabiliriz. Diyelim şu anda ülkemiz 70 milyonluk büyük bir ülke. Bu 70 milyonun sağlık hizmetlerini görmek üzere belki rakam tam bilemiyorum. Belki diyelim 100 bin civarında doktor var. 100 bin civarında doktor 70 milyon insanın tedavisiyle meşgul oluyor. Yani bu ülke kendi içinden 100 bin doktor çıkarmalı ki bu 100 bin doktor bu ülkedeki bütün hastaların tedavisini yapabilsin. Benzeri bir şekilde 70 milyonun içinden de Allah'ın dinini gayet iyi bilen, haramı helali gayet iyi bilen topluluk olmalı. Belki bunların sayısı az olacak, belki 100 bin, belki daha az veya biraz daha fazla. Ama bunlar Allah'ın dinini köy köy, kasaba kasaba, kahve kahve, her köşede, her yerde anlatmaya çalışacaklar. Ve bunu yapmanın neticesinde insanlar iman eder veya inkar eder. Bu onların vazifesi değildir. Kur'an-ı Kerim peygamberimizle alakalı ve diğer peygamberlerle alakalı şunu bildiriyor. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَغِ Peygambere düşen ancak tebliğ etmektir. Elçiye düşen ancak tebliğ etmek, anlatmak. İşte peygamber yolunun yolcuları olan, peygamber davetinin günümüzdeki temsilcileri olan kimseler de benzeri bir şekilde hareket edeceklerdir ve etmektedirler de zaten. Yani kimse zorlanacak değildir.
bir insanın böyle alnına silahı dayayıp da be hey kafir Müslüman ol, bu tarzda İslam'a hizmet olmaz. Bu noktada zorlama yoktur ama dinde tebliğ vardır. Allah'ın emir ve yasaklarının anlatılması vardır. Belki şu inceliğe de dikkat çekmemizde fayda olur. O da bu konuda önemli bir ayrıntıdır. Diyelim bir okul kendi öğrencilerini belli bir disiplin altına alır. Onların işte falan vakitte okulda olmalarını, şu şu saatler arasında derslerde olmalarını tanzim eder. Ve bu bir ciddiyetle program yürütülür. Ve gelmeyenlere neden gelmiyorsun diye de sorulur. Ama dışarıdaki vatandaşa okul karışmaz. Onun gibi ben Müslümanım diyen bir kimse de belli bir takım müeyyideleri kabul etmiş demektir. Dolayısıyla onlara bazı şeylerin hatırlatılması, rastgele bir hayatlarının olmaması da gayet normaldir. Bu da meselenin ince bir ayrıntısı. Değerli izleyenlerim, bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.